Dipfrit çaprazlamanın nasıl yapılacağını görmüştük. Monohibrit çaprazlamanın nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Şimdi dominantlık, resesiflik kavramlarını öğrendik. Şimdi aslında burada anlattığım, size anlattığım dominantlık ve resesiflik tam dominantlık, tam baskınlık. Tam complete dominance. Şimdi ondan önce size daha başka bir şeyden örnek verelim. Daha başka bir örnek vereceğim. Şimdi genetikte en çok kullanılan model organizmalardan bir tanesi Drosophila melanogaster. Drosophila, bu arada kayıt başlattık mı? Kayıt başlatmışız, tamam. Drosophila melanogaster. Tür adı olduğu için altı çizili yazıyorum. Başka bir örnek. Fare. Hadi bunun da adını yazalım. Fare. Ha, adını italik yazmadığım için çizmek zorundayım. Çünkü tür adı. Şimdi fare de yine yaklaşık 1000 tane fare doğdu diyelim. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz da çıktık diyelim bu sayılara. Bilmiyorum, ben size soruyorum. How would you explain this situation? Sınavda doğrudan doğruya böyle soruyorum ben. Evet, düşünün. Olayı anladınız mı? Bu durumu nasıl açıklarsınız diyorum. Hatta onu da şöyle sorarım. Bir, burada siyah ve kahverengi... yok. Burada siyah... Burada siyah ve kahverengi kürk renginin oluşumundan sorumlu kaç gen vardır? Bir. Bu genlerin genlerin kaç aleli vardır? Ve bu aleller nelerdir? Gen veya genlere ve alel veya alellere simge veriniz. Simgelerini verin. Please symbolize the genes and alleles. Which allele is dominant, which allele is recessive, and how would you explain, not to see any black mice in F1 generation, and how would you explain the numbers we get in F2 generation? Türkçesini söylüyorum bir de. Şimdi yazmadan da dinleyebilirsiniz, yeter ki soruyu anlayın. Şimdi. Kahverengi fareler var, siyah fareler var. Bunlardan true breeding kahverengi bir fareyle true breeding siyah bir fareyi çipleştirdiğimiz zaman birinci jenerasyonda tamamı kahverengi oluyor. Çok sayıda, yüzlerce fare elde ediyorsun ve bunların tamamı kahverengi. Arkasından bu kahverengilerden erkeklerle dişileri alıyorsun ayrı ayrı. Bir kahverengi, bir siyah. Pardon, hepsi kahverengi çünkü. İkişer ikişer alıyorsun bunları. Hepsine yaptırabildiğin kadar çocuk yaptırıyorsun. Sonuçta yaklaşık 1000 tane çocuk oluyor. Pardon, 1200 tane çocuk oluyor. Yavru bebek fare oluyor 1200 kadar. Ve bu farelerden 925 tanesi kahverengi, 310 tanesi siyah oluyor. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Gametleri yapanlara aferin diyeceğim, yapmayanlara. Evet, şimdi kendi kendinizi kontrol edin. Şimdi true breeding demesek, şimdi bir de şunu sorarım. Burada hangi özellik baskın özellik? Neden? Çünkü birinci jenerasyonda true breeding siyahla true breeding kahverengiyi çiftleştirdiğinizde tamamı kahverengi çıkmış. Tamam? Şimdi true breeding olduğunu ben söylüyorum. Bir de bunu şöyle söyleyebilirim. True breeding olduğunu söylemeyebilirim. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar yaptınız. Şimdi true breeding'leri şuradan siliyorum. Tamam, true breeding'i sildim. Burada cross one ...256 tane şey çıktı.
Kahverengiyle siyahı çaprazladım. 256 tane yavru çıktı. 256'sı birden kahverengi. Tamam? Ve F2'ye geçtiğim zaman bu sonuçları elde ettim. Birinci cross bu. Bu birinci cross. Bir de ikinci cross yapıyorum. Giros diyorum. Evet, giros. Giros 2. Yine şu 20'yi buraya kim yapıştırmış? Allah'ım yarabbim. Bu sınıfta görmediğim acayip bir kalmıyor. Siyahla kahverengiyi çaprazladığım zaman bu sefer ikinci cross 2'de ikinci bir çaprazlama daha yapıyorum. İkinci bir çaprazlama daha yaptım. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Şöyle bir sonuç çıktı. Aynısını yaptığımı zannediyorum. Yine aynı kahverengi fare, yani aynı görünen kahverengi, başka bir kahverengi fareyi başka bir siyah fareyle çaprazlıyorum. Bu sefer yarı yarıya çıkıyor. Yarı yarıya çıkması demek ne demektir? Yarıya. Yani 125'e 98. Yani 125 brown, 98 black. Yuvarladığımız zaman ne oluyor bunlar? 100'e yaklaşık 100, yaklaşık 100. O zaman oran ne? 1'e 1. Tamam mı? Evet. Hocam, o zaman burada black true breeding oluyor. Brown'da heterozigot oluyor. Evet. Peki böyle bir durumda true breeding olmayan black görebilir olur mu? Black olduğu zaman, siyah olduğu zaman true breeding olmak zorundadır. Neden? Çünkü evet, resesif. Birisi resesifken mi dedi? Aferin. Dediyseniz de dedim demeyin, çok kötü yaparım. Resesif gen diye bir şey yoktur. Resesif alel vardır. Bu arada benim YouTube videolarımda, geçen seneki videolardan bir tanesinde genetik uyarılar diye bir şey var. Tamimname var. O tamimnameyi başından sonuna kadar okuyun. Evet. Şimdi her ikisi de problemi biraz daha genişlettik. Size doğrudan doğruya bu ikisini verdim. Şimdi birinci çaprazlamada kahverengi ve siyahı çaprazladığım zaman 256 tane kahverengi çıkıyor. Öbür tarafta yine kahverengi bile siyah çaprazlıyorum. Burada 100 tane kahverengi, 100 tane siyah çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda. Bundan nereye gidebiliriz? Bu durumu açıklayın derim. Bu durumu nasıl açıklarsın? Yani sorunun en kolay formunda bu durum, iki durumu açıklayın derim. Bu durumları açıklamak için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi şunu açıklamak için. P diyoruz buna. P generation. F1'a geldiğimiz zaman F1'da ne gördük? F1'da tamamı kahverengi. Burada. Bu cross 1. Tamam mı? Cross 1 de böyle. Şimdi bunun açıklamasını yaparken bunu nasıl açıklarsınız? Bunu şöyle açıklıyoruz. Birincisi şeyi söylediniz. Her iki çaprazlamaya birden bakarak şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki kahverengi ile siyah çaprazladığım zaman ya hepsi kahverengi oluyor ya da birebir oranında yarısı kahverengi, yarısı siyah oluyor. Tamam? Ya yarısı kahverengi, diğer yarısı siyah oluyor. Yani birebir oranını. Ya %100 görüyorum ya da birebir oranını görüyorum. Bu durumda bir şey daha var. Cross 1'deki F2'ye baktığım zaman, kaça kaç oranı görüyorum? Bunları yuvarladığımda 3'e 1 oranını görüyorum. 3'e 1 oranını ne zaman görüyorduk? 2 heterozigotu çaprazladığımız zaman görüyorduk. 3'e 1 oranını 2 heterozigotu çaprazladığımız zaman görüyorsak demek ki buradaki bu cross'tan çıkan farelerin tamamı, pardon, bu cross'a giren farelerin tamamı, bu cross'taki farelerin tamamı kahverengi ama hepsi heterozigot. Bunların hepsi heterozigot olduğuna göre çıkan yavruların tamamı, yani burada sadece bir anne ile bir babayı almıyorum. Deneyi çok defa tekrarlıyorum ama aynı özellikteki fareleri alıyorum. Bunu tekrarladığım zaman sonuçta 3'e 1 oranını görüyorum. O zaman diyorum ki 3 kahverengi 1 siyah olduğuna göre ve burada da tamamı kahverengi olduğuna göre F1'de, o zaman diyorum ki kahverengi dominant alel, siyah resesif alel. Tamam.
O zaman bunlara simgeleri verirken şöyle diyorum. Büyük B diyelim. Alelleri simgeliyorum şimdi. Alelleri simgelediğim için alel tek harf. Aleli tek harf olarak gösteriyoruz. Tamam. Şimdi kahverengi fenotipin ortaya çıkması için bu arada bunların true breeding olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Başta söyledim. Söylemesem bile, ondan sonra sildim onu. Söylemesem bile sizin bilmeniz gerekiyor. Eğer buradaki brown, şimdi black zaten true breeding olmak zorunda. Siyah zaten true breeding olmak zorunda. Çünkü siyah resesif alel. True breeding olmazsa fenotipte kendisini gösteremez. Buradaki kahverengi true breeding. Neden? Çünkü yavruların tamam 256 tane yavru çıkmış. Hepsi de kahverengi. Siyah hiç yok. O zaman bu brown'da true breeding diyorum. Bu durumda true breeding demek ne demektir? Homozigot demektir. Başka bir alel yok. O zaman diyorum ki buradaki bizim demek ki kahverengimiz böyleymiş. Siyahımız da böyleymiş. Tamam. Şimdi bunu çaprazladığımızda oluşan yavruların genotipi bu durumda ne olur? Evet, önce bir bunu göstermeniz gerekiyor çaprazlamayla. Çaprazlamayı yapmak için önce gametleri oluşturmamız gerekiyor. Tek çeşit gamet olacak. Bu gametleri birleştirdiğimiz zaman tamamı heterozigot kahverengi fareler olacak. Bu durumda şunlara ne diyoruz? Bunların genotiplerine ne diyoruz? Böyle dedik. Tamam mı? Evet, şimdi. Gelelim bunun açıklamasına. Bunun dediğim gibi sadece sonucu verip önüme atmanız yetmez. Bunu açıklamanız gerekiyor. Açıklamasını yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü genetik okuyorsunuz. Eğer genetik okumasaydınız sorun yoktu. Yani veterinerlik, ziraat falan filan okusanız umurumda bile olmazdı. Ama eğer genetikçi olacaksanız bu açıklamaları yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu şöyle yapmak demek. Tabii fareyi kendi kendine çiftleştiremezsiniz. Bu bezelye değil çünkü. Bu tipte fareleri çok sayıda bu şekilde üretilen farelerden çok sayıda alıyorsunuz. Erkekleri ve dişileri. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle yaptığımız zaman önce bu hala bizim F1'imiz. Gametlere geliyoruz. Kaç çeşit gamet üretebilir? İki çeşit gamet üretebilir. Bu gametlerin yarısında %50'sinde büyük B, %50'sinde küçük B aleli bulunur. Tamam mı? Aynı şekilde burada da büyük B ve küçük B aleli bulunmak zorunda. Evet. Sonra bunları çaprazladığımız zaman ne? Hocam peki bu şekilde yazsak ekstra yazılı olarak yazmadan açıklama kabul edeyim. Açıklama diyorsam eğer explain diyorsam yazarak açıklamak zorundasınız. Evet, yazarak açıklamak zorundasınız. Önce çiziyorsunuz. Ondan sonra altına açıklıyorsunuz. Sizden açıklamalarınızı görmek istiyorum çünkü. Nasıl açıkladığınızı görmek istiyorum. Sabahtan beri ben ne anlatıyorum size? Ha? Evet. Şimdi neden olduğunu açıklayacaksınız. Şimdi çaprazlamayı yapıyorum. Size söylediklerini not alın o yüzden. Ben konuşurken sizin not almanız gerekiyor bu arada. Konuştuklarımı yazmanız gerekiyor. Şimdi... İki büyük B aleli birleşebilir. Bir büyük B ve bir küçük B aleli birleşebilir. Ondan sonra ve şimdi eğer fenotipe gelirsek, fenotip oranlarına bakarsak, fenotip oranlarına baktığınız zaman bunların fenotipi ne olur? Kahverengi. Şunların fenotipi black. Kahverengi fenotipi ortaya çıkaran kaç ihtimal var? 3 ihtimal var, evet. Kahverengi fenotip 3 farklı ihtimalin gerçekleşmesiyle ortaya çıkıyor.
1, 2, 3. Kahverengi. Ha? Tamam işte topluyoruz şunları. 1, 2, 3. Bu bir ihtimal, şu başka bir ihtimal. Şimdi neden bunlar farklı ihtimaller? Sonuç aynı ama şunda büyük B aleli spermden geliyor, küçük B yumurtadan geliyor. Şunda büyük B yumurtadan, küçük B spermden geliyor. O yüzden aslında bunlar iki farklı olaydır. İki farklı olay ama aynı sonucu doğuruyor. O yüzden 3'e 1. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu ihtimallerin hepsini topluyoruz. Neden? Çünkü fenotip oranını soruyorum. Eğer fenotip oranını soruyorsam bu ihtimallerin kahverengiyi ortaya çıkaracak kaç ihtimal var? 1. Hem yumurtadan hem spermden büyük B aleli gelebilir. 2. Spermden büyük B, yumurtadan küçük B aleli gelebilir. 3. Bunun tam tersi. Yumurtadan büyük B, spermden küçük B gelebilir. Bu 3 ihtimal gerçekleşirse, bu 3 ihtimalden biri gerçekleşirse hayvan kahverengi olur. Ama siyah olması için sadece bir ihtimal var. Sadece bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda hayvan siyah olur. Nedir bu ihtimal? Hem yumurtadan hem spermden siyah alel gelecek. Ya da şöyle söyleyeyim. Hem sperm siyah aleli taşıyan bir sperm olacak. Hem de yumurta siyah aleli taşıyan bir yumurta olacak. Oldu mu? Şimdi bu şeyleri, bu ihtimalleri topladığımız zaman 3'e 1 oranını elde ediyoruz. Anladık mı? Evet, güzel. Şimdi bunun aynısını şurada yapalım. Aslında yapmaya gerek var mı diyordum. Yapalım. Şimdi bu sefer buradaki duruma bakalım. 3'e 1 oranını anladık mı tamamen? Şimdi bir de buradakine bakalım. Buradaki duruma bakalım. Şimdi brown, black. Şimdi brown ve black dedik. Ama bu sefer F1'de farklı bir durum var. F1'de ne oldu? F1'de hem brown var hem de black var. Şimdi aslında şuradaki sayıları versem de vermesem de sizin şu brown'un true breeding olmadığını anlamanız gerekir. Yani bunun heterozigot olduğunu anlamanız gerekir. Neden? Sayıları vererek işinizi kolaylaştırıyorum ama eğer burada siyah varsa siyahın genotipi her zaman şudur. Küçük B, küçük B. Tamam mı? Kahverengi olduğu zaman şöyle gösteriyoruz kahverengiyi. Büyük B çizgi. Tamam mı? Büyük B çizgi. Yani renk lokusunda en az bir kahverengi alelinin bulunması gerekir. Bu da ne demektir? Öbürü kahverengi de olsa, siyah da olsa hayvan kahverengi olur. Oldu mu? Şimdi buradan zaten şunların sadece çiftleştirme yapmadan, daha bunlar çiftleşmeden, çocukları falan olmadan şunun genotipini zaten biliyorum. Küçük B, küçük B olmak zorunda. Neden? Çünkü siyah. Ve siyah resesif alel. Bunu nereden biliyorum? Şuradaki cross'tan biliyorum. Size iki tane cross vermiştim ya. Onu buradan biliyorum. Yani ille benim size şu resesiftir, şu dominanttır dememe gerek yok demem de. Size hangisinin resesif, hangisinin dominant olduğunu söylemem. Şu şekilde veririm. Bu şekilde verdiğimde sizin buradan hangisinin dominant, hangisinin resesif olduğunu çıkartmanız gerekir. Genetik bu. Oldu mu? Evet. Şimdi şuna önce şöyle demiştim. Ama çocuklarına baktığım zaman eğer şuradan siyah fareler çıkıyorsa o zaman bunun ikinci aleli nedir? Küçük B olmak zorunda. Evet. Şimdi bu şeyi yaparsak eğer, bu çaprazlamayı yaparsak önce ne yapmamız gerekiyor? Mayoz bölümü yapmamız gerekiyor. Kaç çeşit gamet oldu? Kaç tip gamet? Evet, büyük B taşıyan gametler ve küçük B taşıyan gametler. Kaç çeşit gamet? Bir çeşit gamet. Hepsinde küçük B olmak zorunda. Evet, şimdi bu gelebilir mi? Bu gamet kimle birleşecek? Önünde tek bir ihtimal var. Küçük B taşıyan bir gametle birleşmek zorunda. Bundan işimiz bitti mi? Bitti. Şuna geçiyoruz. Bu gamet gelirse kimle birleşecek? Bununla birleşmek zorunda. O zaman küçük B, küçük B olacak. Tamam. Burada ihtimal 1. Şurada ihtimal 1 bölü 2. Burada da 1 bölü 2. Şunun olma ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1.
eşittir 1 bölü 2. Bunun ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1. 1 bölü 2. Bu durumda ne oldu? İkileri tabanları götürdüğümüz zaman 1'e 1 oranını aldık. Yani 125'e 98'i bu şekilde açıklayabilir miyiz? Açıklayabiliriz. Çünkü 125 ve 98 yuvarladığımız zaman 100-100 kabul edebiliriz. Yaklaşık eşit oranda siyah ve kahverengi fareleri ortaya çıkartmış olur. Şimdi burada görmeniz gereken şey ne? Burada görmeniz gereken şey 3'e 1 oranı ve 1'e 1 oranı. Bu 3'e 1 ve 1'e 1 oranını açıklayabilmeniz gerekiyor. Tamam mı? O yüzden işte yok nasıl sorarsınız? Problem mi sorarsınız? Şöyle mi sorarsınız? Yani hiç öyle problem sorup ÖSYM gibi dolandırıp dallandırıp budaklandırıp doğrudan doğruya şuna size bunu veririm. Hatta size direkt şey olarak da sorabilirim. Çünkü artık üniversite okuyorsunuz. 3'e 1 ve 1'e 1 oranlarını açıklayınız diye sorarım. Ezberleyemezsiniz de. Biliyorsanız açıklarsınız, bilmiyorsanız açıklayamazsınız. Tamam? Dolayısıyla bu açıklamayı yapmak için doğrudan doğruya zaten konuyu bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nakavt oldunuz mu? Güzel. Peki. Deminki şartlar aynen devam ediyor. Şimdi size 4 tane cross veriyorum, tamam mı? 4 tane cross. Cross 1'de, birinci çaprazlamada, birinci ve ikinci çaprazlama az önce söylediklerim. O şartlar devam ediyor. Kahverengi ve siyah fareler devam ediyor. Bunun yanına bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun haricinde bir de fare aynı zamanda uzun tüylü ve kısa tüylü de olabilir. Renginin rengi kahverengi olabilir veya siyah olabilir. Ama bir de uzun tüylü ve kısa tüylü fareler var. Yani uzun ve siyah tüylüler, kısa ve siyah tüylüler, uzun kahverengi tüylüler, kısa kahverengi tüylüler var. Şimdi peki hangisinin dominant, hangisinin resesif olduğunu sınavda yine söylemiyorum. O yüzden yine de söyleyip şimdi de söylemiyorum. Şimdi uzun tüylü ve kısa tüylü fareleri çaprazladığımız zaman iki cross da bunun için yapıyoruz. Cross 4 diyorum buna. Pardon, cross 3 oldu bu. Cross 3. Cross 3 ve cross 4. Cross 4. Cross 4'te yine uzun ve kısayı çaprazladık. Şimdi cross 1'de tamamı kısa kıllı oldu. Cross 4'te sayıları vermeme gerek yok. Ama verebilirim. Peki sayıları versem burada nasıl sayılar vermem gerekirdi? Evet. Bunun yine birebir olması gerekirdi. Dolayısıyla eğer bu şekilde verirsem şunun F2'sini bir sonraki jenerasyonunu vermeme gerek yok. Çünkü oradan görüyorum. Tabii bu arada sadece bir tane fare değil. Sadece bir uzun kıllıyla bir kısa kıllıyı çaprazlarsam ondan kısa kıllı da çıkabilir, uzun kıllı da çıkabilir. Sadece bir tane yavru doğurursa eğer. Farede bir tane yavru doğurmaz ama neyse. Dolayısıyla burada şöyle bir şey söylüyoruz. İstatistiksel değerinin olması lazım. Elinizdeki verinin istatistiksel değerinin olması lazım. Yani bir tane fareyi, bir tane uzun kıllı fareyi, bir tane kısa kıllıyla çaprazladınız. Ondan kısa kıllı çıktı. Veya aynı şeyi yaptınız, ondan uzun kıllı çıktı. Sadece bir tane yaptınız. Ha diyorsunuz ki uzun kıllı çıktı. O zaman bunlar uzun kıllı oluyor. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Bir de Türk milletinde, bizim halkımızda şöyle bir özellik var. Ben diyorum ki, şurada 500 tane yavru fare elde ettim, tamam mı? 500 tane yavru fare elde ettim. Hepsi de kısa kıllı. Ondan sonra bana diyor ki, ama bilmem kim aynı deneyi yaptı, bir tanesi uzun kıllı çıktı. O sadece bir tane. Sadece bir tane. Şu anda bunun hiçbir şeyi yok. Veya şöyle, deneyi iki kere yapıyorsunuz. Bir tanesinde uzun, bir tanesinde kısa çıkıyor. Bana diyor ki ama kısa da çıkıyor. Şimdi bunun tek başına bir anlamı yok. Deneyi tekrarlamanız gerekiyor. Çok sayıda tekrarlamanız gerekiyor. Şimdi bu durumda eğer bu 500 tane toplam fare varsa burada ne beklersiniz? 250-250 civarında beklersiniz ama hiçbir zaman bıçakla kesilmiş gibi 250-250 olmaz.
Oradaki salınma her zaman için vardır. Tamam? Oradaki salınma her zaman için vardır. Eğer sayıyı ne kadar arttırırsanız salınmayı o kadar düşürürsünüz. Dolayısıyla elde iddia ettiğiniz bir şey, daha doğrusu bir olayı, bir durumu iddia edebilmeniz için bunun çok sayıda deneyle tekrarlanıp yapılmış olması gerekir. Aynı sonucun elde edilmesi gerekir. Şimdi zaten şunu sayıları vermesem bile bu iki duruma baktığınız zaman kimin dominant, kimin resesif olduğunu anlıyorsunuz. Ha, bu arada bu verdiğim oranlar 3'e 1 oranı, 3'e 1, 1'e 1 gibi oranları biliyorsanız bu durumda direkt şunu söylüyorsunuz. Bir gen, yani bu karakterden sorumlu bir gen var ve bu genin iki farklı aleli var. Yani please explain the situation dediğim zaman, yani veya işte kaç gen var dediğim zaman 3'e 1 ve 1'e 1 oranlarını görüyorsanız sorumlu bir tane gen var. Kaç tane alel var? 2 tane alel var. Ne tip baskınlık var? Bir tam baskınlık var. Burada gördüğünüz baskınlık tipi tam baskınlık tipi. O zaman başka baskınlık tipleri de mi var? Evet, onları da göreceğiz. Tamam mıyız? İki farklı alel mi bir gen? Efendim? İki farklı alel mi bir gen? Bir gen, bu bir genin iki farklı aleli var. Bir ya da iki farklı aleli olan bir gen. Ve bu alellerden bir tanesi baskın, diğeri çekinik. Tam baskınlık dediğimiz zaman da şunu görüyorsunuz. Üşüdünüz mü bu arada? Üşürseniz söyleyin. Kapatabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz baskınlık tam baskınlık. Neden? Bir alel kahverengi, bir alel siyahsa çocuk kahverengi oluyor. Tamam? Yani kahverengili siyah gibi bir şey yok. Hem kahverengi veya kahverengiyle siyah arasında koyu kahve falan olmuyor. Ya kahverengi ya siyah. İkisinden biri. Bu durumda diyoruz ki bu tam baskınlık tipi. Buradaki tam baskınlık. Şimdi peki buradan şuraya geçiyoruz. İki. Bunu da verdim, tamam mı? Bu sonucu da verdim size. True breeding. Brown. Short farelerde yine true breeding, zaten onlar true breeding olmak zorunda. True breeding black long, siyah uzun kıllı fareleri çaprazladığımız zaman ne olur? Evet. Şimdi burada kaç gen var? İki gen var. Peki bu genlerin kaç aleli var? Her birinin ikişer tane aleli var. Her biri için ikişer tane aleli var. Toplam 4 alel var. Toplam 4 farklı alel var. Şimdi true breeding dediğime göre. Bunun genotipi ne olur? Şimdi onun için şunu yapmamız gerekiyor. Şeyi, alellerin hepsinin simgesini bir de mutlaka yazıyorsunuz en başa. Cevabınızın en başına aileler için hangi simgeleri kullandığınızı yazıyorsunuz. Şimdi ne diyelim? Fur color. Aileler diyelim. Fur color brown. Büyük B dedim. Black. Küçük B dedim, evet. Bir önceki şeyde ona devam ediyoruz. İki farklı çaprazlama olarak gösterdim. Yani birinde renk çaprazlamalarından elde edilen sonucu verdim. Öbüründe tüy uzunluğu çaprazlamalarından, kıl uzunluğu çaprazlamalarından elde edilen sonucu verdim. Sizin bunları birleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada bunlar ayrı ayrı olduğu zaman nasıl davrandıklarını biliyorum. Bir arada da yine aynı şekilde davranacaklar ama onların kombinasyonu gibi davranacaklar. Şimdi... Dolayısıyla birinci karakter fur color. İkinci karakter kıl uzunluğu. Buna büyük L diyelim. Long. Buna da küçük L diyelim. Tamam. İstediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Yeter ki
bir karakter için aynı harfi kullanın. Buna C de diyebilirim. Büyük C, küçük C de diyebilirdim. Büyük T, küçük T de diyebilirdim. İstediğim her şeyi kullanabilirim. Ama kural şu. Ne zaman çizerim? Şuna S, şuna L derseniz çizerim. Aynı şekilde şuna B, şuna A derseniz yine çizerim. Oldu mu? Anladık mı? Güzel. Şimdi bu durumda bunların true breeding olduğunu söylüyorum. True breeding olduğuna göre bunların genotipi ne olur şunun genotipi? Evet. Şimdi şöyle yazmıyorsunuz yine çizerim. Böyle yazarsanız çizerim. Her bir karakterin iki alelinde birden yazıyorsunuz. Sonra diğer karaktere geçiyorsunuz. Oldu mu? Şimdi peki bu küçük b, küçük b, küçük l, küçük l. Tamam? Oldu mu? Şimdi bunları çaprazlayalım. Ne yapmamız gerekiyor önce? Ne bu? Evet. Harfler karışacak gibi ise altını çiziyorsunuz veya alışkanlık haline getirip her zaman da küçüğün veya büyüğün altını çizebilirsiniz. Yeter ki burada neyle ne simgelediğini gösterin. Tamam? Çizebilirsin. Şimdi mayozda ne olacak? Bu hayvan kaç çeşit gamet yapabilir? 2. Yani şu anda 2 gene bakıyoruz. Bu 2 gen bakımından sadece 2 mi dediniz? 1. Tek çeşit gamet yapabilir. Neden? Çünkü bir gameti yaparken elinizde hangi genler varsa elinizdeki bütün genlerden bir kopya onun içine koyacaksınız. Elimizde farklı bir kopya yok. 2 kopya var ama ikisi de aynı. O zaman bir B dokusundan yani B geninden bir tane koyuyoruz. L geninden bir tane koyuyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü elimizde B geninin sadece büyük B aleli var. L geninin sadece büyük L aleli var. Veya şöyle söyleyeyim. B lokusunda sadece büyük B aleli var. L lokusunda sadece büyük L aleli var. Bu ne demektir? İki tane olduğunu zaten biliyoruz. İkisi de aynı demektir. Tamam? Peki bu? Küçük B ve küçük L. Yuvarlak içine aldık. Gametlerimiz bunlar. Evet. Sonra? Ne olacak? Fertilization yani döllenme. Evet. Bu gametle bu gamet, daha doğrusu böyle bir gametle böyle bir gamet birleşecek. Ortada yüzlerce gamet var. Yani yumurtadan sadece bir tane var da spermden binlerce var. Bu durumda ne oluyor? B lokusunda büyük B aleli var. Bu gametten geldi. Bir de küçük B aleli var. Bu gametten geldi. L lokusunda büyük L aleli var. Bu gametten gelen. Küçük L aleli var. Bu gametten gelen. Şimdi ne oldu? Olacak yavruların hepsi, F1'deki yavruların hepsi brown short. Şimdi F1'deki yavruların hepsi, hadi şu baba olsun, şu da anne olsun. F1'deki yavruların hepsi fenotipik olarak babaya benzedi. Tamam mı? Ama genotip olarak babayla aynı mı? Değil, babadan farklı. Çünkü maskeledikleri resesif alelleri var. Yani babadan aldıkları dominant alelleri maskelediği resesif aleller var her iki lokusta da. Tamam mı? Şimdi F2'ye geçiyoruz. F2'de şimdi bunu bu tip fareleri birbiriyle çaprazlarsak. Kim yapacak bunu? Dün zaten yapmıştık. Niye yaptık? Bunu şunun için yaptık. Aynı kurallar farklı organizmalarda farklı genler için geçerli. Tamam mı? Yani bezelyede Mendel'in bezelyede ortaya koyduğu kurallar fare de olsa, drozofile de olsa, insan da olsa hepsi için geçerli. Yeter ki karakterden sorumlu bir gen olsun, bu bir genin iki aleli olsun, bu iki alelden biri dominant, biri baskın olsun, bu iki alel arasında tam baskınlık durumu olsun. Saat kaç? 35, iyi daha zamanımız var. Tamam mı? Şimdi bunlar birinci grup genler. Bu birinci tip kalıtım. Yani Mendel kalıtım. Mendelian inheritance.
Mendelian Inheritance. Şimdi bu şekilde kalıtım gösteren çok sayıda özellik var. Ama kalıtsal özelliklerin hepsi bu şekilde olmayabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Daha doğrusu şöyle, bu şekil temel, temelde bu var ama bunun üstüne eklenen parametreler var. Bunun üstüne eklenen parametre ne olabilir? Bir, farklı baskınlık tipleri olabilir. İki, bir karakterden birden fazla gen sorumlu olabilir. Mesela göz rengi böyle. Bir karakterden birden fazla gen sorumlu olabilir. Veya bir genin birden fazla, ikiden fazla aleli olabilir. Bu üç. Başka ne olabilir? Bir gen birden fazla özelliği etkileyebilir. Birbiriyle hiç alakası olmayan iki veya üç farklı özelliği etkileyebilir bir gen. Ve de bunların hepsinin ötesinde şöyle bir durum var. İnsan genomunda kaç gen vardı protein kodlayan? 20 bin tane gen var. Siz bu 20 bin tane genin toplamısınız. Yani sizin fenotipinizi ortaya çıkaran bu 20 bin genin tamamı. 20 bin genin etkisinin toplamı. Ve bu 20 bin tane sadece protein kodlayanlar var. Protein kodlayanlar, bir de protein kodlamayanlar var. Non-coding RNA'lar var. Onlar da fenotipinizde etkili oluyor. Nasıl etkili oluyor? Protein kodlayan genleri kontrol ederek. Ne zaman, ne kadar, nerede çalışacak? Onu kontrol ederek. Dolayısıyla siz 25 bin tane genin toplamısınız. 25 bin tane genin toplamı sizin fenotipinizi belirliyor. Şimdi burada baktığımız şey sadece bir veya iki karakter. Ama bu 25 bin tane genin toplam fenotipteki toplam etkisinin ne olduğunu anlayabilmek için yapmanız gereken şey şu. Bu 25 bin tane genin etkisini anlayabilmeniz için, daha doğrusu davranışını anlayabilmeniz, kestirebilmeniz, öngörebilmeniz için önce bir tane genin nasıl davrandığını anlamanız gerek. Bir tane genin nasıl davrandığını anlamanız için de en basit kalıtım paternlerini, kalıtım kalıplarını önce bir öğrenmeniz gerek. İşte en basit kalıtım paterni bu. Şimdi bundan sonra üstüne koyacağınız bilgiler, bundan sonra ne öğrenirseniz öğrenin. Yani zaten önümüzdeki derste, hatta bu derste de başlayabiliriz. Bundan sapma, Mendel yasalarından sapmalar diye veya işte extensions of Mendelian genetics diyoruz. Mendel genetiğinin uzatmaları, eklemeleri diye bunun hepsini üstüne ekliyoruz. Şimdi bunların hepsini üstüne ekleyerek fenotipin nasıl ortaya çıktığını anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla sonuç şu. Güncel genetiği, moleküler genetiği, genetik mühendisliğini, bioinformatiği, genomi anlayabilmek için her şeyden önce Mendel genetiğini anlamanız gerek. Yani en basit Mendel çaprazlaması nasıl yapılıyor bilmeden genom analizi yapamazsınız. Bunu 2009 yılından beri genom dizileme yapan birisi olarak söylüyorum. Şimdi Türkiye'de daha hiç kimse genom dizileme yapmamışken ben Amerika'da genom dizileme merkezinin direktör yardımcısıydım. Böyle birisi olarak söylüyorum bunu. Şimdi dolayısıyla evlatlarımız tıp fakültesinden mezun oluyor, bilmem ne yapıyor. Hayatında çaprazlama görmemiş, kimse buna gen nedir falan filan bunu anlatmamış. Daha doğrusu bu şekilde anlatmamış. Ondan sonra gidiyor bir şirketin bir teknisyeninden bir eğitim alıyor. Makineyi kullanmayı öğreniyor. Ondan sonra diyor ki ben genom dizileme yapıyorsun. He yapıyorsun. Evet. Şimdi dolayısıyla genetikçi olmak demek ne demektir? Eğer genetikçiyim demek istiyorsanız genetik analiz yapıyor olmanız gerekir. Bunun için de yorum yapabiliyor olmanız gerekir. Yorum yapabilmeniz için de genlerin nasıl davrandığını en basit kalıtım paternlerinden başlayarak öğrenmeniz gerek. Onun için bundan sonra şimdi Campbell'dan başlayarak bu chapter'ın tamamını okuyorsunuz. Tamam mı? Şimdi burada gösterdiğim örnekler en basit örnekler. Bunu anladınız mı? Buraya kadar anlattı. Şimdi monohibrit çaprazlamayı gördük, dihibrit çaprazlamayı gördük. İki farklı örnekte gördük. Şimdi örnekleri değiştiririm. Size bezelye veya fare diye sormam. Aslan kaplan diye sorarım. Veya hipotetik örnekler sorarım. Veya drozofila anlatmadım. Drozofilayı sorarım. Drozofilayı anlatmamış olmam bir şey ifade eder mi? Etmez. Çünkü size drozofilanın biyolojisini sormuyorum. Size drozofilanın şu geni şöyle davranır, şu özelliği şöyledir, bu özelliği karakteri böyledir diye söylüyorum, veriyorum bilgiyi. Arkasından sizin oradan şunu çıkartmanız gerekir. Demek ki bu karakterden işte böyle bir gen sorumluymuş, bu genin de iki tane aleli varmış. Bu alellerden şu baskınmış, şu çekinikmiş, bu durumda bunlar çaprazlandığı zaman şu sonuç ortaya çıkarmış diye öngörebilmeniz gerekir. Bunun adı ne? Prediction. To predict. Yani öngörebilmek. Şimdi, bilmenin farklı aşamaları vardır.
sanmak, inanmak, tahmin etmek, öngörmek, bilmek. Sokrates'e göre. Bunu Sokrates söylüyor. Şimdi bir şeyin böyle, öyle veya böyle olduğunu zannedebilirsiniz. Elinizde hiçbir data olmadan, hiçbir veri olmadan. Yine elinizde hiçbir pozitif veri olmadan bir şeye inanabilirsiniz. Ondan sonra elinizde az bir miktar veri varsa, daha önce birkaç kere tecrübe ettiyseniz, deneyimlediyseniz, yani şöyle yaptığımda böyle oluyor, böyle yaptığımda böyle oluyor diye. Elinizde bilgi varsa ama bu bilgi yine de az miktardaysa, çok fazla sapma görüyorsa, bu tahmin etmektir. Bu tahmin ediyorsunuz demektir. Ama eğer elinizde çok fazla data varsa, bir deneyi defalarca yaptıysanız ya da bir tarzdaki deneyi defalarca yaptıysanız, yüzlerce, binlerce kere hep aynı şekilde sonuç elde ediyorsanız, bir daha yaptığınızda nasıl sonuç olacağını öngörebiliyorsunuz. Bu prediction, predict to predict. İşte bir çocuğun doğmadan önce bir genetik hastalığa sahip olup olmayacağını, bir genetik hastalığı fenotipinde gösterip göstermeyeceğini öngörebilirsiniz. Tamam mı? Bu öngörmektir. Arkasından çocuk doğdu, çocuk sağlam, artık biliyorsunuz. Bu bilmektir. Yani şu anda elimde kalem var. Kalemi bırakırsam ne olur? Bunu biliyor musunuz? Aslında öngörüyorsunuz. Bu öngörmektir. Düştü, şimdi biliyorum. Düştü. Bilmekle öngörmek arasındaki fark budur. Yani öngörmek bilmekten bir önceki aşamadır. Hemen hemen biliyorsunuz demektir. Dolayısıyla birileri size şey diyorsa, mesela aşı yaptırmazsan Covid olursun, Covid olursan ölürsün. Aşı yaptırmazsan Covid olursun. Bunu söylemek öngörülür. Nereden biliyorum? Çünkü yaptırmayanların hepsi Covid oldu ve çok ağır geçirdi. Bir kısmı öldü. Şimdi bazıları da diyor ki bu sadece öngörü, bilmiyor. Bilmem o, bilmem ne. Ben aşı karşıtıyım falan filan. Develerin üstüne çıkıp Taksim'de geziyorlar. Bir kısım insan da bunun peşinden gidiyor. Şimdi bir %99'luk kısım var aşı yaptırıp da hastalıktan korunan. Bir de aşı yaptırmayıp hasta olan %1'lik bir kısım var. Bir de bu aşı yaptırmayanların içinde %0001 aşı yaptırmayıp da hasta olan olmayanlar var. Bilmem kim aşı da yaptırmadı, hasta da olmadı, hala da duruyor. Ne demek, ne dedim az önce? Statistically not significant. İstatistiksel değeri yok. Dolayısıyla üçüncü aşılar açıldı. Üçüncü aşılarınızı yaptırın eğer hala yaptı. Aşı yaptırmayan var mı içinizde? Hiç yaptırmayan. Evet. Neyse. Sonuç olarak bu bilmenin 5 aşaması. Genetik öğrendiğiniz zaman yapabileceğiniz şey bu. Prediction. Şimdi bu genetik hastalıklar için genetik tanı şeklinde yapabilirsiniz bunu. Peki genetik, az önce sorduğunuz sorular, gerçekleştirilen, yapılanlar neler? Şimdi hiç kimsenin göz rengi mavi olsun diye müdahale yapmaz, genetik müdahale yapmaz. Ama ne yapabilirsiniz? Göz rengi için değil. Diyelim ki bir ailede bir genetik hastalık var, kalıtsal hastalık var. Mesela bir metabolik hastalık, bir enzim eksikliği. Birinci çocuk doğdu, enzim eksikliği var, çocuk öldü. İkinci çocuk doğdu, çok hasta, işte birazdan ölecek, birkaç sene sonra öleceğini biliyorsunuz, öngörüyorsunuz. Niye? Çünkü bu hastalığı taşıyorsa, bu enzim yoksa ölür çocuk, biliyorsun. Şimdi ama anne ve baba sağlam. Bu durumda çocuğun normal olma ihtimali de var. Hiçbir şey yapmadan çocuk doğurmaya devam edebilirsiniz. Hastalar ölür, normaller kalır. Bu olması gereken bir şey mi? Hayır. Bugünün teknolojisi de bunu engelleyebiliyoruz. Çocuk doğmadan önce prenatal tanı yaparsınız. Anne karnından çocuğun örneğini alıp, çocuğun DNA örneğini alıp çocuğun o hastalığı taşıyıp taşımadığına bakabilirsiniz. Bir. İkincisi, müdahale dediniz. İnsana genetik müdahale yapılmıyor ama şöyle bir şey yapılabiliyor. Şimdi genetik hastalık riski var ve yüksek bir risk. Bu yüksek risk olduğu zaman döllenmeyi in vitro fertilization yapıyorsunuz. Tüp bebek yapıyorsunuz yani. Tüp bebek yapıyorsunuz. Tüp bebek yaptığınızda zaten birden fazla embriyo yapıyorsunuz. 4-5 tane, yani kaç tane olduğunu bilmiyorum. Birkaç tane embriyo yapıyorsunuz. Bu embriyoların hepsinden 4 hücreli aşamaya kadar getiriyorsunuz. Bir hücreyi alıp test yapıyorsunuz. Embriyolardan hangisinde mutant alel yoksa, hangisi normal olacaksa alıyorsunuz, onu anneye implante ediyorsunuz. Bunda da PGD, Prenatal Genetic Diagnosis, tamam? Bu şekilde. Yani yoksa hiç kimsenin bir genini çıkarıp da yerine başka bir gen ekleyemiyorsunuz. Hiç kimse eline bisturiyi alıp da bir kromozomun bir parçasını kesip yerine başka bir parçayı takamaz. Evet. Belirlenir, bunu Çin yapıyor ama etik değil, yanlış bir şey. Çin bunu yaptığı için şu anda Çin'de 5 erkek çocuğa 1 kız çocuk düşüyor. Bu erkekler ne yapacak büyüyünce? Evet, şimdi buraya kadar tamam mı? Şimdi dediğim gibi bunların açıklamalarını ayrıyetten bir de kitabınızdan okuyorsunuz.
Hatta o söylediğim iki kitaptan birden okuyun. Sadece Campbell'dan değil. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Şimdi buraya kadar bir yutun. Önümüzdeki derste farklı baskınlık tiplerini anlatacağım.